Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 2022 Ocak aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Ocak ayı sizin için ev, aile ve kariyer konularında çok öne çıkan belirleyici bir ay. 2 Ocak'ta Oğlak burcunda yeni ayla başlayacağız, yeni yıla. Ve 18 Ocak'ta ise Yengeç burcunda bir dolunay var. Venüs retrosu ay boyunca devam ediyor ve buna ilaveten 15 Ocak itibariyle Merkür retrosu da devreye girecek. Evet, tüm bunlar ne anlama geliyor? Şimdi detaylara bakalım. 2 Ocak'ta 12 derece Oğlak burcunda meydana gelecek olan yeni ay sizin haritanızın 10. evinde meydana geliyor. Burası güçlü bir alan tabii ki. Toplumdaki duruşunuz, statünüz, geleceğinizle ilgili planlar, idealler, kariyer hedefleri, iş, günlük sorumluluklarınız, aile konuları, ebeveynler. Tüm bu alanları işaret eden bir yeni ay. Yeni ay yeni olasılıklar, yeni gündemler getirir hayatımıza. Evet, buralarda yeni planlarınız olabilir. Belki iş konularında değişimler, yeni arayışlarınız olabilir. Yerleşim alanları, aile konuları ve hayatınızda daha kadersel belki dönüşümler için bazı yapılar içerisindesiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü bir yeni ay, siz de öncü bir burçsunuz, sizin için güçlü olduğunu söylüyorum. Özellikle 12 derece ve yakınlarında güneş burcunuz, yükselen burcunuz varsa bu yeni ayın size bireysel etkileri çok daha önemli olacaktır. Ancak yeni ay sırasında Venüs retrosu devam ediyor, ayın sonuna kadar devam edecek, 29 Ocak'a kadar. Venüs retrosu kariyer alanınızda Oğlak burcunda. Burada retro olan dönemde yeni adımlar atmak biraz zor olabilir. Olasılıkları değerlendirmek için iyi bir zamandır ve daha çok geçmişi gözden geçirmek için de iyi bir zamandır. Eş zamanlılıklar yaşayabilirsiniz ve bazı karmik hak edişlerle de karşılaşabilirsiniz. Daha önce yaptığınız çalışmaların geri dönüşleri olabilir. Daha önceden birlikte çalıştığınız bir yerden mesela tekrar teklif alabilirsiniz. Özellikle aile içindeki ilişki dinamiklerinde bu anlamda önemli etkiler olabilir. Zaman zaman otorite figürleriyle bazı anlaşmazlıklar yaşamanız ya da memnuniyetsizlikler yaşamanız mümkün. Özellikle hayatınızdaki ailedeki kadın figürler, bunlar daha olgun ve yaşça büyük kişiler olabilir veya iş ortamınızdaki otorite figüründeki kişiler olabilir. Kadın figürlerle ilişki dinamiklerine dikkat etmekte fayda var. Yeni tekliflere daha temkinli yaklaşalım ama geçmişten gelen teklifler farklı fırsatlarda sunabilir hayatımıza. Bu yıl bunları değerlendirebiliriz. Ocak ayı doğal olarak 15 Ocak'ta başlayacak Merkür retrosu nedeniyle de biraz yavaş bir ay. Yani kişisel gezegenlerin özellikle böyle birden fazla aynı anda kişisel gezegenin gerilemesi günlük hayatı yavaşlatır. Genel olarak da baktığımızda zaten işte Venüs retrosu memnuniyetsizlikleri arttırıyor. Yani endişelerimiz var, kaygılarımız var, geleceğe dair korkularımız var. Burada özellikle işte güvenmediğimiz koşullar olabilir. Bizim dışımızda gelişen durumlar, ekonomik durumlar, toplumsal yapılar, tüm bunların bize olan yansımaları az veya çok var. Ve bunlar da tabii ki gelecek kaygılarını arttırıyor, endişeleri arttırıyor. Bu memnuniyetsizlikler nedeniyle biraz içe kapanmanız, daha depresif hissetmeniz de mümkün. Bunların yol açtığı işte özellikle özel ilişkilerinizde, iş hayatınızda, kariyer hayatınızda bazı anlaşmazlıklar da olabilir. Bunları iyi yönetmek gerekiyor ayın genelinde. O yüzden çok hızlı kararlar almayın. Biraz bekleyin, biraz inziva, biraz tefekkür iyidir. Bu ay böyle bir ay. Ama unutmayın, Şubat ayından sonra, özellikle 5 Şubat'tan sonra daha rahat hareket edebileceğiz. Daha net olabileceğiz. 18 Ocak'a geldiğinizde ay dolunay fazına ulaşmış olacak. 27 derece Yengeç burcunda çok hassas bir dolunay var. Tam 4. evinizde Plüto ile karşıt açıda olan ve yine Venüs retrosunun ve Merkür retrosunun da devrede olduğu bir dolunay bu. Duygularınız çok yoğun. Tüm bu bahsettiğim işte aileyle ilgili konular, geleceğinizle ilgili endişeler artabilir. Temel ihtiyaçlarımızda tabii ki kısıtlamalar olabilir. Bunları çoğunluk aslında yaşıyor ve bu ayda bunlar artabilir. Ekonomik anlamda baskılar, iş konularında bazı baskılar, yetersizlikler hissedebiliriz. Maddi manevi bu yetersizlikleri, güvensizlikleri hissedebiliriz. Aileyle ilgili sorumluluklar olabilir. Anneniz, babanız, ebeveynlerde bir sağlık sorunu, onların bazı ihtiyaçları sizin sorumluluklarınızı öne çıkarabilir. Veya daha ciddi durumlar olabilir ve bunlar aile ilişkilerinde dönüşümler,
Ev ve yuva alanıdır çünkü yengeç burada belki dönüşümler, dolunayda gündeme gelebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. 27 derece olduğu için güneş burcunuz, yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa daha güçlü etki alabilirsiniz. Bir yer değişikliği, bir taşınma, ev, emlak, toprakla ilgili konular, yine ailenin kaynakları ile ilgili konular. Bunlar söz konusu olabilir. Yani bunlarda bazı önemli dönüşümler olabilir ama duygusal dengemize dikkat edelim. Gerçekten çok fazla manipülatif durumlar, duygusal baskılar hissedebiliriz. Melankolik olabiliriz, biraz karamsar olabiliriz. İyi yönetmek gerekiyor ayın genelini. Şubat ayı daha olumlu enerjiler var. Enerjimiz güçleniyor. Mars ayın ilk döneminde yay burcunda olacak 25 Ocağı kadar. Mars'ın size enerjisel olarak bir desteği var doğal olarak. Hani iyimserlik veriyor, biraz böyle kültürel konularla, işte yakın çevre ilişkileriyle oyalanabiliyorsunuz ya da işte iletişim alanlarında, internet üzerinde, sosyal medyada, akademik konular veya yurt dışı konularında bazı olasılıklarda mesela şanslarınız var ve buralarda aktifsiniz. Ancak bunlar da biraz teoride kalabilir. Hani çok fiili olarak harekete geçemeyebilirsiniz. Beklemekte, daha sakin olmakta fayda var sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.